Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Şenol Filan ve Onur Özkan'la birlikte güne başlıyoruz. Hoş geldiniz Şenol Hocam. Hoş bulduk. Hemen bir gelişmeyle başlayalım. Beşiktaş'ı takip eden Furkan Yıldız telefon attığımızda. Arjantin'e orta sahancısı Udinese'de oynayan Roberto Pereira ile Beşiktaş büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Detayları Furkan bize aktarsın. Furkan. Aykut İnce, iyi sabahlar. Beşiktaş 8-10 numara transferi için arayışlarını sürdürüyordu. Dün spor ekranlarından da Roberto Pereira'nın siyah beyazların gündemine geldiğini ifade etmiştik. Beşiktaş transferde bir aşamada kaydetti. Siyah beyazlar Arjantin'in orta sahasında Arda Icard prensip anlaşması olduğunu ifade etti. Beşiktaş ilerleyen günlerde hafta sonu en azından bu hafta içerisinde Arjantinli futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi için bir planlama yapıyor. Uzun bir süre Daler Kuzey Beşiktaş'ta orta saha transferi için gündemi meşgul etmişti. 8-10 numara oynayabilen bir orta saha arayışı var Beşiktaş'ın. Sonrasında Nathan Redmond'dan da uzun bir süre cevap çıkmayınca Beşiktaş alternatif isimlere yönelmişti. Bu anlamda da listenin başındaki oyuncu Roberto Pereira. Şu anda bonservisi elinde Pereira'nın. Son olarak da Udinese forması giymişti. Geçtiğimiz sezonki rakamları dikkat çekici. 34 maçta 5 gol ve 8 asisti var. Tam aslında Şenol Güneş'in de ifade ettiği rakibe yakın gol skor yapma anlamında önemli istatistik oyuncu Pereira. Beşiktaş'ın şu an için merkez orta saha transferinde aşama kaydettiği oyuncu. İlerleyen günlerde, bu hafta içerisinde daha doğrusu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesini ve ardından da Beşiktaş'ın Almanya bekliyoruz. Biz devam edelim. Telefon attığında teknik bir sorun, yani operatörden kaynaklı bir sorun. Şimdi biz burada devam edelim. Biraz da bilgileri verecekti Furkan ama Onur'la Şenol Hoca. Şimdi Beşiktaş'ta transfer gecikti hocam. Gecikti derken biraz böyle Şenol Hoca da çok gergin açıkçası. İşte Halil Dervişoğlu transferinin olmaması ya da Halil Dervişoğlu'nun Şenol Hoca'nın iması. Beşiktaş'ı kullanarak başka işlere girişmesine bozuldum diyor, sinirlendim diyor. Artık Halil Dervişoğlu defteri kapandı büyük bir ihtimalle Beşiktaş için bu saatten sonra. Ama Beşiktaş neden bu kadar geç kaldı hocam? Şimdi sezon başlarında benim gördüğüm, yani büyük takımlarımızda, özellikle Beşiktaş'ta benim de çalıştığım dönemde şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Bu kulüplerin hem mali yapısından da kaynaklanıyor. Artı İngiltere Premier Ligi, Fransa işte birinci ligi olsun. Oradaki oyuncu havuzlarını tarayarak, taradıklarında kadroya giremeyen oyuncular üzerinden kulüpler burada biraz da fiyatları aşağı çekecek noktada bir düşünceye sahip oluyorlar. Yani transferlerin gecikmesini ben böyle görüyorum. Çünkü Beşiktaş istese almak ister ama belki 6-7 liraya alacağı bir oyuncuyu eğer kadroya giremediğinde, işte bulunduğu kulüpte hoca son kendini kadroya yazmadığında belki fiyatları da daha altı alacağını düşünüyor. Ki öyle de oluyor. En büyük beklenti zaten bu anlamda, yönetim anlamında buradan kaynaklanıyor. Geç harekete geçmek anlamında, ama taraftar gözünde de diğer kulüpler transfer yaparken bizim takım niye transfere geç girdi gibi oluyor. Bu tabii hoca üzerinde de ki etkili olur, negatif etkisi. Çünkü hocalar kampa tam kadroyla, istedikleri kadroyla gitmek tabii isterler. Gelen oyuncunun oradaki oyun anlayışını, fiziksel durumunu yukarı çekmek isterler hocalar. Yani kampa gittiğin zaman bütün oyuncuların orada olmasını açık ve net ister bütün hocalar. Ama demin anlattığım, yani yönetim tarafına baktığımız zaman bu artı eksi olumlu olumsuz maddi durumlarda bazen transferlerin böyle geç yapılması konusunda bir zaman kaybı yaşanıyor. Yani buradan diğer taraftan baktığımız zaman bana göre, yani geçen sene Galatasaray şampiyon olan, işte Beşiktaş, Fenerbahçe olsun, kadro olarak baktığımız zaman çok büyük eksiklerin olduğunu ben düşünmüyorum. Yani kimin eksiği var dersen belki 2-3 oyuncuyla tamamlayacak bir yapıya sahipler. Oralara doğru transferler yapıldığında geçen sene kaldıkları yerden gidecekler diye düşünüyorum ben. Yani tabii ki onun ucunda bir 3 kulvarlı Galatasaray'ın, işte Beşiktaş'ın ve diğer takımların Avrupa kupaları gibi hesapladığımızda, Türkiye kupasını, orada kadro genişliğini de yakalamadığında da kadro kalitesini arttırma adına da çalışmalar olacaktır. Ama genel anlamda
Beşiktaş'a gelirsek eğer ben bir 6 numara anlamında bir eksiğini, stoperde bir eksiğini ki hem sakatlık hatta hem de... Hatta bir değil iki diyorlar hocam. Olması gerekiyor çünkü bir de Zeiss'in gitme durumu var. Ayrılmak istiyor geçen Ocak ayından beri. Onları da eklediğimizde bunların yapılması zaten planlanmış olması gerekiyor. Hatta oyuncuların belli olması gerekiyor. Yani diğer taraftan da maddi konulara gelmek gerekiyor. Yani şu anda Beşiktaş artık bir isme gittiği zaman o isim belirlenmiştir. Çünkü hem scout sistemine olsun hem de menajerlerden gelen, bu demin anlattım, biraz önce anlattığımız kadroya giremeyen ama liglerinde, iyi liglerde, majör liglerde oynayan oyuncular muhakkak kulüplerin yapılarına vardır. Sadece harekete geçmek gerekiyor. O harekete geçmek de bazen Beşiktaş'ta biraz zaman alabiliyor. Çünkü Ahmet Başkan sağ olsun kulübün parasını yani alelece carcur etmek anlamında kullanmak istemiyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ama yapısın... Panik yok diyor başkan. Evet öyle gidiyor. Yapısında da var zaten geçmişte baktığımız zaman. Bu şekilde gidiyor. Yani onlar da tabii en iyisini yapmak isterler. İnşallah her takımımız için hayırlısı olur. Şimdi birazdan Şenol Hoca'nın o Halil Dervişoğlu ile ilgili kısmı haberine gireceğiz ama onlara da sözü vereyim. Şenol Hoca diyor ki özetini çıkarttığımızda şimdi diyor bütün takımlar yapmaya başladı transfer. Beşiktaş taraftarı dışarıdakiler diyor ki ya biz niye yapamıyoruz? Hadi artık bak rakipler işte Icardi ile anlaşmak üzere Dzeko'yu getirdi Fenerbahçe. İşte Orsic'i aldı efendim işte Adana Demir'den iyi getiriyor. Yani bir an evvel hadi bir şey yapalım diye bekliyor. Bu doğaldır, insanın doğasında var. Evet. Ama Beşiktaş yönetimi transferde hep böyle sona doğru iyi oyuncuları getiriyor. Hep sona doğru. Şimdi yaz transfer döneminin başında aldığın oyuncunun parasıyla sona doğru aldığın oyuncunun parası aynı gerçekten gibi. Arada çok büyük çok makas farkı var. Sence de Şenol Hoca'nın söylediği gibi mi biraz sakin mi gitmeli Beşiktaş? Aceleye gerek yok çünkü zaten kadrosu var. Doğru, aceleye gerek yok ama tabii ki kadronun da bir an önce oturması gerekiyor. Mesela savunmanın merkezi yeniden inşa edilecek gözüken o. Yani Sayıs'ın gidişinin ardından iki stoper gelecek. Onların bir an önce gelip beraber oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor. Ya belki siz forveti transferin son günü getirirsiniz, sorun yaşamazsınız. Ya da ön liberonuzu ama savunmanın merkezindeki iki oyuncunun bir an önce kampa katılması gerekiyor ki onların hem birbirleriyle, hem kaleciyle, hem beklerle, hem önündeki orta alan oyuncularıyla uyumunun sağlanması gerekiyor. Yani sadece stoper transferinde bence biraz daha gaza basılması gerekiyor. Maliyetler çok yüksek dediğin gibi. Temmuz ayı transferde maliyetlerin en yüksek olduğu aylardır. Dediğin gibi Eylül'ün sonuna doğru bu maliyetler düşer. Bir de Beşiktaş'ın mali tablosu ciddi anlamda sıkıntılı. Sadece ben borç yükünden bahsetmiyorum. Limitlerimiz var. Federasyon açıkladığı limitler. Onu aşmak zorunda aşamazlar. Aşamıyor. Şimdi güzel konuştun. Bir Şenol Hoca'ya kulak verelim mi sevgili Onur? Tabii. Seninle devam edeceğim. Buyurun.